Evet, Altınordu Belediyesi tüm ekipleriyle başta Aşkın Tören olmak üzere tüm ekipleriyle sahadaydı. Şimdi çok değerli bir konuğumuz var. Ordu Büyükşehir Belediyesi binasının hemen önünde Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, yanında muhabir arkadaşımız Emre Partal var. Evet Emre, söz sende. Teşekkürler Samet. Yaşar Yıldız, şu anda Ordu Büyükşehir Belediyesi binası önündeyiz. Yanımızda Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Doktor Mehmet Hilmi Güler var. Sayın Bakanım, öncelikle çok geçmiş olsun. Ordu bir kez daha selle yeni güne uyandı diyelim. Son durum nedir, sizden öğrenebiliriz. Teşekkür ederim Emre Bey. Ben de bütün hemşehrilerimize geçmiş olsun diyorum. Son durum toparladık çok şükür. Zaten hazırlıklıydı arkadaşlarımız. Bütün gece bir dakika dahi dinlenmeden hepimiz ayaktaydık ve aşağı yukarı şu ana kadar da hiç dinlenmeden çalışmalarımızı belli bir şeye getirdik. Her derenin başında birer iş makinamız zaten hazırdı uyarılarla ilgili olarak da. Buna gereken tedbirleri alarak müdahale ettik ve bunun neticesinde de 890 kişi ile birlikte bu çalışmaları oluşturduk ve iş makinalarımızla birlikte güzel çalışmalarımızı belli bir noktaya getirdik ve bildiğiniz gibi Ordu 14 dere üzerinde kurmuş, Altınordu, sadece Altınordu. Bunların da üzerleri, 12 tanesinin üzeri kapanmış ve bunların bu heyelanla açıldığını gördük. Ve buradaki aslında bir sel olayı değil, heyelandan doğan bir taşkın bu. Çünkü yağmur her yere yağdı ama sel tehlikesinden ziyade, bir taşkın yaşandı. Taşlarıyla, ağaçlarıyla, kayan toprağın yansımalarını gördük. Ve gördüğümüz yerde de tamamen taş, toprak, bunlar aktı yukarıdan aşağıya. Bunlardan çok farklı şeyleri de gözlemlemiş olduk. Mesela Gülyalı'ya da bu şey sıra, heyelan sırasında bir dereyi açığa çıktığını gördük. Daha evvelden de vardı, kapatılmıştı. O patlak verdi ve Giresun yolu kapatıldı. Şu anda çok şükür açıldı. Onun dışında kilise deresi, bizim hemen Taşbaşı mahallesindeki, oradaki kilise deresiyle birlikte büyük bir heyelan meydana geldi. Hatta bir iş makinamız gömüldü şeye, taşkının olduğu yere. Ve sonra çıkarttık onu. Çok şükür bir sorun olmadı. Orayı da temizledik. Orada Samsun yolunu kapatılmıştı. Trafiğe kapatılmıştı. Orası da açıldı. Her taraf suyla yıkandı, tertemiz edildi. Ve şimdi trafik akıyor. Bütün arkadaşlarımız bu fedakarca çalışmalarını ekipleriyle beraber yaptılar. Özellikle buraya aldım onları. Çünkü hepsinin çok büyük katkısı, emeği var. Burada olmayan kardeşlerimizi de onlar, yöneticiler aynı zamanda temsil ediyorlar. Dolayısıyla bu birlikteliği sağladık. Burada tabii sadece biz değil, valiliğimiz, diğer belediyelerimiz, yani ilçe belediyelerimiz de çalışmalar yaptı. AFAD'ın güzel çalışmaları, gönüllüler, Diyanet gönüllüleri işin içinde oldular. Polisimiz, ondan sonra jandarmamız, onlar da güzel çalışmalar yaptılar. Yani bir bütün halinde devletimizin bütün gücünü de burada gösterdik. AFAD Başkanı geldi. Genel Başkanımız, yardımcımız geldi. Yusuf Ziya Bey geldi. Onun dışında Cumhurbaşkanımızın selamları var. Geçmiş olsun dileklerini ilettiler. İçişleri Bakanımız aradılar. Gelmeyi düşünüyorlar, fırsat bulurlarsa. Aynı zamanda şehircilik, Çevre Şehircilik Bakanımızla görüştük. O da çok desteklerini sağlıyor. Kısacası buradaki vücudumuzun bir parçası gibi Ordu'da, nasıl ki biz Adıyaman'da ve benzer illere müdahale ediyorsak, onlar da buradaki her hareketi yakından takip ediyorlar. Ve bu birlik beraberlik içinde de bu badireyi de çok şükür atlattık. Tabii ki en önemli tesellimiz cana gelme işi. Malla olan kısmını zaten devletimiz, defterdarımız bu araştırmaları yapıyor, tespit ediyor. Orada da bir destek de sağlayacaklar. Biz de görevimizi yaptık. Onun huzuru içindeyiz. Sayın Bakanım, Ordu Büyükşehir Belediyesi, evet, aslında büyük bir altyapı temizliği yaparak
olası afete şehri hazırlamıştı ve bunun etkisiyle komşu illerimize nazaran çok daha az hasarla atlattık seli diyebiliriz. Ama tehlike henüz geçmedi. Bundan sonrası için nasıl bir planlama izleyecek Ordu Büyükşehir Belediyesi? Hangi anlamda? Sel, afet, taşkın anlamında. Zaten şu anda uyarılar geliyor ama geçen yani dünkünde bu kadar kuvvetli değildi. Ama buna rağmen biz hazırlıklıydık. Çok da yoğun bir şey geçti. Yani bizim yağan yağmurun miktarı mesela Fas'ta 130, şeyde 120, Perşembe'de 120, orada da 93 kilogramdı. Ama bizimki çok kısa zamanda yağdı. Çok kısa zamanda olduğu için çok etkin oldu. Ve dediğim gibi ekip çalışmaları yaptı. Burada bir test de yapmış olduk. Allah tabii beteriyle test etmesin bizi, sınamasın. Ama çalışmalarımızı yaptılar. Zaten bununla ilgili altyapıda belli bir şekilde getirmiştik altyapıyı. Biz aşağı yukarı 400 yani bütün o şeyleri, teres supatı daha evvelden yaptığımız Baksar'daki şeylerin hepsini temizlemiştik. Yani 1400 kamyon malzeme taşımıştık. 1400 kamyon. Dolayısıyla burada da kamyonlarca malzeme ayrıca taşınmış oldu. Burada şunu görmüş olduk. Buradaki selden doğan heyelan neticesinde taşkınlar oluştu. Bu taşkınlarla kapalı olan derelerimizde almamız gereken tedbirleri daha iyi gördük. Onları biz kapalı diye tamamen şey olduğunu, sakin olduğunu arkadaşlarımız düşünüyor olabilir. Çünkü bazıları üzerine ev yapmışlar. Bazılarının üzerine tesis kurmuşlar, kaçak yapı yapmışlar. Tabii bunlarla mücadele edeceğiz. Bunları tespit ettik. Zaten mecliste de söz konusu edeceğiz. Çünkü orada birkaç kişinin kısır çıkarları doğrultusunda halkımızı cezalandıramayız. Onların hakkını, kul hakkını yiyemeyiz. Onları da tespit ettik zaten. Çok da ilginç tespitlerimiz oldu. Onları da meclisimize açıklayacağız. Ve onların da desteğini alarak bu çalışma yapacağız. Desteği olmadığı takdirde biz bunu yapmaya çalışacağız. Yani yoğun bir çalışma içinde güzel bir sonucu alarak ordumuzu geleceğe hazırlıyoruz. Sayın Başkanım, sağanak esnasında ve sağanağın ardından Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı tüm birimler, emniyet, jandarma, afet birimleri sahadaydı valilikle birlikte. Evet Sayın Bakanım, çok güzel bir refleks gösterdi diyebiliriz ordu sağanağa. Çok bundan sonrası için hani vatandaşlara uyarılarınız neler? Hani öyle ki afet uyarıları yine yinelendi bu akşam üzeri. Son olarak neler söylemek istersiniz? Bölgemiz heyelan bölgesi. Bu heyelan bölgesinde herkes sahip çıkacak kendi varlıklarına. Başıboş bırakmayacak. Bir kaydığı zaman herhangi bir ağaç, ki bunları size gösterebilirim, bütün bir dereyi iki çapraz ağaç kapatabiliyor. Ondan sonra onda bir bent etkisi yapıyor ve götürüyor. Halbuki bunların temizliğini biz zaten yapıyoruz. Ama onlar da aynı zamanda heyelanlı bölgelere yerleşmemeleri lazım. Oralara duvarlar yapmamız gerekiyor. Onlar zaten bir kısmını biz yapıyoruz. Bir kısmı devlet su işlerinin dere islahı programı var. Bunları yapacağız. Hepsinin, herkesin karşılıklı sorumlulukları var, yetkileri var ve sorumlulukları var. Bu sorumlulukların bilinci içinde her uygar insan gibi herkes görevini yapacak. Hiç kimse kendini yontmayacak. Efendim, eklemek istediğiniz bir şey var mı son olarak? Ekibimiz çok şükür gayet güçlü. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin büyük bilgi birikimi var. Enerjisi var. Ve birlikteliği var valiliğiyle, bakanlıklarıyla, Ankara'yla ve bizim ilişki yönetimimiz de gayet iyi. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bakanlarımızla, İçişleri Bakanımızla dediğim gibi aradılar, ettiler. Dolayısıyla hepsi bu güzel çalışmaya gidiyor. Zaten en büyük güvencimiz de halkımız, ordular, hemşehrilerimiz. Onlar da fevkalade yakın destek içindeler. Karşılıklı samimiyet içinde. Onlar bizim ne yaptığımızı görüyorlar. Bütün zaten çalışmalarımızı biz onlar için yapıyoruz. Onlar da bunun farkındalar. Bu bakımdan birlikte çalışmamız ordumuzu sağlıklı bir şekilde geleceğe hazırlayacak. Evet değerli izleyenler, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Doktor Mehmet Hilmi Güler ve ekibiyle birlikteydik.
Tekrardan geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz Ordu halkına ve Ordu camiasına. Şimdilik buradan aktaracaklarımız bu kadar. Samet Yaşar Yıldız, söz sende.